Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hakkani bakış, Mustafa Atmaca. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar alimlerini ilah iddia ettiler buyuruyor. Şimdi yani sana bir şey demedim. Diğer alimler İsmaila cemaatinin hocasının yaptığı açıklamaya karşılık vermeyerek küfre ortak oldular. Bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten efterdir diye açıklama yapıyor Mahmut Efendi çıkmadan önce 10 binler aşağıda. Şimdi Mahmut Efendi buraya çıkarılacak. Göreyim sizi ha. Sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz diyor ve küfre giriyor. Şimdi siz bunun fetvasını ver. Şimdi ben şimdi buna bir Müslümana iyi niyetle yaklaşmak lazım. Ama iyi niyetin haddi derecesi var. Aşarsak biz küfre gideriz. Şimdi bir alimin karşısına iman küfür mesabesi bir meseleyle gidersin. Yoksa sakata geleceksin. Gidersin dersin ki üstadım benim kader mevzuunda böyle bir sorunum var. Alimler küfre şey yapıyor, düşüyor. Ben bunu anlayamadım. Bunu nasıl anlayabilirim? Bunu nasıl kavrayabilirim? Dersin. Onun karşısında o anlatmaya başladığı andan itibaren edeple durduğun bir an 150 senelik ibadetten değil, 500 senelikte de 1000 senelikte de eftel olur. Ama Mahmut Efendi ayetlerde bildirilen yaşlılığa, ilimsizliğe, bilgisizliğe, çocukluğa tepkili oldu ayetlerde geçen. Bu adam kendine malik değil. Çıkartılıyor, şimdi buraya çıkartılacak. Göreyim sizi ha. Sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz diyor. Şimdi bunun fetvasını bir kere ver yani. Bana bunun cevap olarak ver. Sizin de ne için küfre girdiğinizi söylüyorum. Siz buna susarak küfre girdiniz. Şimdi sen de diyorsun ki alimler, şeyhler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine yok kardeşim öyle bir şey. Velayet erbabının irşada yetkisi yoktur. Kaldı ki zıl kemalat. Zıl. Gölge. Kimin kemalatı? Aslı senin şeyhinin kemalatı. Yani o seyri sülükle elde ettiği velayet. Kimin velayeti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in velayeti. Kendine has velayeti değil. Abdülkadir Geylani'nin sözü var. Kendi velayeti olduğu halde. Velayet erbabı Abdülkadir Geylani. Sözü evliyanın durumunu gizlemesi Nebi'nin açıklaması lazımdır. Yani Allahu Teala'nın vahyine muhatap olanın irşad ehlinin nübüvvet ehli zatları olduğu bildiriliyor yani. Genelde bildiriliyor. Böyle bir şey yok yani. Allahu Teala da mesela şeyde ayette Tevrat da hükmederlerdi diye orada hani sizin biz ilim ehli diyoruz onlara sizin evliya dediğiniz Musa Aleyhisselam'ın evliyası yani ruhbanları Tevrat da hükmederlerdi. Kendinden bir şey katmadan, kendilerini gizleyerek, kendi hal ve hareketlerine bir şey geldiğinde Tevrat'ın hükümleriyle şey yaparlardı. Ne keşflerini, ne kerametlerini, ne ilhamlarını ortaya koyarlardı. Ne rüyalarını ortaya koyarlardı. Ve sizde mübarekler, siz peygamber yerine koymakla yani şimdiki şeyler peygamber yerine koyulmakla beraber yani peygambere yapılmayan, isnat edilmeyen şeyleri istiyorsunuz. Kendi şahsınıza, kendi yani böyle zatlara. Böyle bir şey yok. Onların bir yani
elle tutulur bir şey yok. Hani izalet, müzalet falan bunların hükmü yok diyorum sana. Mehdi olarak, Mehdi kaldıracak ya. Mehdi yani şeyleri kaldıracak ya, tarikatları. İşte söylüyoruz. Geldiğimiz nokta küfür durumu. Sen şimdi bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyorlar mıydı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir durum var mıydı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey çıktığı zaman sakın ha sağa sola bakmanız caiz değil mi deniyordu? Sadece bu İsmail Ethem'den anlattığım şeye fetva ver. Kahpelik yapma. Kahpelik yapma. Fetva ver. Yani konuşup konuşup sağdan soldan çıkarıp kendinizi temize çıkarmaya çalışıyorsunuz. Siz sapıksınız. Yani hidayette olduğunuz zannı sizi kurtarmayacak. Ne İsmail Ağa cemaatini, ne seni, ne İsmail Ağa cemaatinin fertlerini, ne hocalarını, ha aklı yerinde olsa şeyhi bile kurtulamaz. Şeyh dediğin ne? Efendimden ben şey izalet aldım. Ne? Kim efendisinin? Ali Aydar Efendi. Bir şey söylüyorum şimdi bir silsile. Hüccetlik babında ne var? Hüccetlik babında ne var? Dört fıkhı biliyormuş. 14 fıkhı biliyor şey. Şeytan aleyhine. Kardeşim. İlim küfürle beraber olur. Hem de çok güzel oluyor. Şeytan da bu. Aşikar olmuş. Yani kendini ullama. Bir de geçim şeyi yapmışsınız siz bunu. Yani. Hani helalden falan bahsediliyor ya. Yani sizin size gelen paraların onlar cezasını çekecek. Size yatırım yapıyorlar ya, veriyorlar ya. Ayet yatırım. Adam faizden alıp çekip veriyor sana. Onlar cefasını çekecek. Sen sefasını üstüreceksin. He? Öyle mi? Yok öyle bir şey. Akıllı ol. Eğer kurtulmak istiyorsan. Yaşın kaç bilmiyorum. 30-35'tir. Bilemedin 40'a varıyordur. 40'a yollanmışındır. Ama yaşadığın kadar yaşamazsın yani. Bak sana söyleyeyim. Yaşadığın kadar yaşamazsın. Söylüyorum. Zaten bir de uzun ömürlü olmak iyi bir şey değil. Yapacağın şeyi söylüyorum. Efendilerin dininden kurtul bir kere. Bak. İster kabul et, ister kabul etme. Ehil eğilim bir insan... Benim ortaya koyduklarımın normal bir sıradan bir insanın ortaya koyamayacağını anlar. Tabii avamın da saldırısı başka, avam da bizim efendimize böyle dedi. Şerefsiz bilmem ne, a bilmem ne nokta nokta, k bilmem ne nokta nokta, o bilmem ne nokta. Ya kardeşim avamın derdi de efendilerimiz. Yani sen de toplarsın. 30-40 tane, 50 tane, 100 tane neyse. 300 tane. Böyle bir dertle dertlenmedim ben. Bak irşat edeyim. Ben tayin edilmiş bir insanım. Nübüvvet kemalatına mabzet bir insanım. Ben o kadar sizin gibi böyle etrafımda 30 kişi, 300 kişi, 500 kişi toplansın diye heves etmiyorum. Hakikati ortaya koymayı da heves ediyorum. Ha bu durumda sevindiğim noktalar var. Nedir? İyi ki inandırmak gibi bir durumum yok. Yoksa yanmıştım ben. Yani benim bu yandığı hali yandı yani. Eğer ben inandırıp da ben Mehdi olsaydım yanmıştım ben yani. Niye? Bendeki İticiliği ben kabul ediyorum. Bendeki itici bir frekans var. Ben insanların rızasını istemedim. Hala da istemiyorum. İster inanın, ister inanmayın. Sana da söylüyorum. Ama hakikatte konuşuyor muyum? Yani hakikati söylüyor muyum? Öyle veya böyle söylüyor muyum? Adi oğlu adi diyorum. Ama mecburen diyorum. Siz adi oğlu adilersiniz. Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adiler sizlersiniz. Yani sen şimdi
o itikat mevzularından Mehdi'yi çıkaramazsan, sırf Mehdi mutlak müştehit. Mesela mezhep eşari demiş, eşari. Yani yakında Arvasi'nin videosundan gördüm. Eşari itikadına göre zaman maluk. Cübbeli'ye göre maluk. Bütün alimlere göre maluk. Ama mutlak müştehit Mehdi'ye, bendenize göre zaman maluk değil, zaman Allah. Bakalım kim galip gelecek? Bakalım kim galip gelecek? Hakikat kimin yanındaymış? Hani sen de dersin, beni efendilerim şaşırttı. Beni saptırdı. Yani bir de şeytana da suç bulacaksın. Şimdi efendilerden birisi de sen oluyorsun. Şimdi ucuz yolda efendisin sen de. Ama şimdi sen de, sana suç atıldığı zaman sen de şeyi göstereceksin şeytanı. Bizi diyeceksin, bu şaşırttı. Bu saptırdı. Şeytan da şeyi hazır zaten. Savunması hazır, bildiriliyor. Ben sizi zorlayacak bir şey yapmadım. Yapıyor mu seni? Dürtüklüyor mu yavrum? Kurtlanıyor musun? He? Kırbaç mı yiyorsun kabul etmeme? Resulullah'ın sözü. Zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır. Kırbaç mı yiyorsun şeyden, şeytandan? He? Efendilerinden kırbaç mı yiyorsun? Resulullah'ın sözü. Hadis-i kutsi var. İnsanoğlu diyerek, söverek bana eziyet eder. Halbuki dehr benim, buyuruyor Allah-u Teala hadis-i kutsi'de. Allah'ın da bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Okumuşudur bunları. Yani şerefsizsindir de, uyanık aptal şerefsiz de olmaz yani bu derece. Yani bu hale geldiysen birazcık uyanıklık vardır, okumuşudur bu ne yazıyor ne çiziyor diye. Bir açığı var mıdır diye. Aşırım olsaydı caddenin cübbeli atlardı tepeme. Mutlaka diyordu şey yapacak. Yanlış yapar diyordu. Yanlış yapar. Mutlaka yapacak. Bilmiyor, karşısında Mehdi yanılmayacak lan. Resulullah bildiriyor. Yanılmayacak. Bak, mezhep alimlerin ilafına içtihat koyuyorum. Hadi yanıldığımı ispat edin kahpeler. Şerefsiz köpekler, adi oğlu adiler. Yani... Niye bunları sinirleniyorum? Bana uymuyor musun diyor. Uyarsanız adi olmuyorsunuz. Uyarsanız adi olacaksınız diyeceğim. Yok, uyarsanız kurtuluş ipine sarılıyorsunuz. Uyan başka oluyor. Şimdi sinirle onu az daha çıkacaktı ağzımdan. Gafletle. Allah affetsin. Yani lafız oraya gelecekti. Kalp orada değildi ama lafız oraya gelecekti. Uyarsanız kurtuluyorsunuz. Uyumayın, buyurun. Ahirette görelim. Kim cehennemde, kim kurtuluşta, kim nimetleniyor, kim zakkum içiyor. Hadi. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Sizin de denemeniz buymuş. Benim gibi bir adama uymak. Uyuyacaksınız ya. Kurtul, bu kadar basit. Geleceksin. Bak, bu eli öpeceğim. Bak, kimseyi öptürmedim. Çocuğum daha öpmedi bu eli. Mustafa Atmaca, sana öptüreceğim evladım. Bak yani yaş itibariyle 1443 yaşındayım ben. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazla sahibidir.